Bundan 4 yıl önce bir Avengers filminin geleceğine inanmamıştım. 3 yıl sonra iç savaş hikayesini sinemada izleyeceğimizi duyduğumda ise haberlerin yalan olduğunu iddia ettim. Çünkü bana göre böyle bir film çekmenin imkanı yoktu. Fakat şimdi Captain America'nın 3. filmi, yani Captain America İç Savaş'ı vizyona girmesine aylar kaldı. Ve heyecanlı olduğumuz kadar tedirginiz de. Çünkü gerçekten de aynı hikayeyi beyaz perdeye aktaramayacaklarını biliyoruz. Özellikle Age of Ultron hikayesini çizgi romanda okuduktan sonra filmde hayal kırıklığına uğrayanlardansanız bu filmde de çok farklı bir şey olmayacak. O yüzden size en büyük tavsiyem sakın ama sakın çizgi romanın aynısını beklemeyin. Zaten stüdyo hikayenin çizgi romanla birebir olmayacağını açıklayalı yıl oluyor. Fragmandan da anladığımız kadarıyla çizgi romanı bir kenara bırakırsak bu filmin çok iyi olacağını görebiliyoruz. Neden kitabı düşünerek keyfimizi kaçıralım ki? Sinema evreni başka bir evren. Neyse, bu video detaylı bir ön inceleme olacak. O yüzden arkanıza yaslanın ve abur cuburlarınızı alın. Daha bahsedecek çok konumuz var. Videonun sonunda ise size bir duyurum var, o yüzden sabredin. Öncelikle bilmeyenler için İç Savaş çizgi romanı bir grup aktivist süper uyuzun sebep olduğu bir patlamadan sonra çocukların da ölmesi üzerine Amerikan hükümeti süper kahramanların devlete kaydolmalarını gerektiren bir yasa ortaya çıkarmıştı. Kahramanlar devletin polisi gibi maaşlı, sigortalı ve itaatkar bir pozisyonda çalışarak atandıkları bölgelerde hizmet vereceklerdi ve böylece kimlikleri artık gizli kalmayacaktı. Spider-Man gibi maskeli kahramanlar bu tasarıya karşı çıkarken zaten hükümetle iç içe olan Iron Man gibi kahramanlar bu yasayı desteklemeye başladı. Bu arada unutmayalım ki Tony küçük çocuğun ölümünden çok etkilenmişti ama her zaman özgürlüğü savunan Captain America, Amerikan hükümetine karşı çıkarak bir isyan başlatmış oldu ve onun bu hareketinden güç alan diğer kahramanlar, Iron Man'in tarafını tutan kahramanlar tarafından tutuklanmamak için saklanmaya başladı. Aslında iç savaşın çıkış noktası filmde de çok farklı değil çünkü Avengers'ın ilk ve ikinci filmlerinde yaşanan yıkım karşımıza benzer bir tasarıyı çıkaracak. En son Sokovia'da olanlar kahramanların dünyaya verdiği zararı da gözler önüne sermişti. Zaten Shield'ın içinde gizlice büyüyen bir Hydra çıkmasından sonra Captain America'nın Amerikan sistemine olan güveni sarsılmıştı ve bu yüzden filmde bu tasarıyı kabul etmemesi çok daha normal bir durum. Bu açıdan kesinlikle Captain'ın tarafını tuttuğumu söyleyeyim fakat bu filmde onu haksız kılacak çok büyük bir etken var. O da Bucky Barnes. Fragmanda Bucky, yani bir önceki filmde beyni yıkanmış olarak karşımıza çıkan Winter Soldier'ı artık normale dönmüş bir halde görüyoruz ama yine de bu şimdiye kadar verdiği zararı affettirmiyor. Kaptan eski dostu Bucky'yi korumak isterken Falcon da kaptanın yanında kalmaya devam ediyor. Çizgi romana dönersek bu filmle ilgili en büyük gelişme Marvel'ın ne yapıp ne edip Sony ile Spider-Man'in hakları için anlaşması olmuştu. Peki neden Peter Parker bu kadar önemli? Çünkü o dönem evli olan Peter ailesini korumak için maskesini asla çıkarmayı düşünmezken May hala ile çay partisi yapacak kadar onların ailesine yakın olan Tony Stark Parker ailesinin aklına girmişti ve dünya basının önünde Peter'ı maskesini çıkarması için ikna etmişti. Bu durumun barışı ve güveni getireceği konusunda ikna olan Peter'ın Captain America'ya karşı savaşmak zorunda kalması yetmezmiş gibi bir de nihayet Spider-Man'in gerçek kimliğini öğrenen Kingpin'in emriyle May hala'nın vurulması bardağı taşıran son durum olunca Tony Stark'ı bir güzel pataklayıp bir kozaya sarmıştı ve Captain America'nın tarafında yer almaya başlamıştı. Çizgi romanda tüm hayatını darmadağın eden bu olay her iki tarafında sebeplerini anlamamıza çok yardımcı olmuştu. Ama filmde bu durum çok daha farklı olacak. Henüz lisede izleyeceğimiz Peter zaten bu ailesel olaylardan uzak olacak ve ona ayrılan ekran süresi emin olun ki çok az olacak. Ama bu kötü bir şey değil arkadaşlar çünkü bu film Captain America için oldukça kişisel bir film ve bir önceki Captain America filminin başarısına bakarsak böyle olması daha iyi. Peter'ın küçük olması fikrine de artık alıştım çünkü Spider-Man olayı aslında basın ona örümcek adam diye isim taksa da aslında o maskenin altında daha lisede okuyan küçük bir çocuğun olduğunu kimsenin bilmemesiydi. Peter'ı yalnız kılan büyük etkenlerden biri de buydu aslında ve eminim ki bu savaşın yarattığı sonuçların kahraman olan küçük bir çocuğa da dokunacak olması senaryoya güzel yerleşecektir. En azından planlarının böyle olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra Hulk ve Thor'un olmayacağını biliyoruz ama çizgi romanda da olmadıkları için çok büyük bir sorun değil. Çizgi romanda o dönem öldüğü bilinen Thor, Reed Richards'ın çalışmasıyla klonlanmıştı ve robotik bir sistem üzerine bedenlenmişti. Ama bunu sinemada yapmaya gerçekten hiç gerek yok. Konuyu bulamaç etmesinler. Halka ne olduğunuysa, eğer bir sürpriz olmazsa ancak Thor Ragnarok filmi dönebileceğimizi düşünüyoruz. Onların yanı sıra Natasha Romanoff'un neden Iron Man'in yanında yer aldığı konusu var ki bunun bir nevi ajanlık olduğunu düşünenler çok fazla. Bundan hala emin değiliz tabii. Fakat Natasha gibi tehlikeli bir kadın
kadının planlarını anlamak için kafa yormak yerine filmi izlemek en uygun olacaktır diye düşünüyorum. Günah defteri zaten kabarık olan Natasha, Shield'dan sonra Kane'in tehlikeye atmak istemiyor da olabilir. En kötüsü de Hawkeye'la karşı karşıya gelmek zorunda olmaları ki iç savaşın dramatik bir hikaye olduğunu da burada yine vurgulamış oluyorlar. Ailesini her şeyden gizlemiş olan Hawkeye, her şeyin açığa çıkarılacağı bir yasayı istememekte haklı tabii. Ant-Man filminin sonunda Falcon Captain America'ya yardım almak için Ant-Man'i önermişti. Ama tam olarak Ant-Man'e neden ihtiyaçları olduğu konusu şu an havada duruyor. Fragmanda Captain'ın ve Falcon'ın kostümlerin ellerinden alındığını görmüştük. Belki de Ant-Man'i o kostümleri çalması için kullanacaklardır. Çünkü Falcon Ant-Man'in Avengers tesisine girmesine engel olamamıştı. Bu arada ilk defa göreceğimiz Black Panther'ı unutmamak lazım. Wakanda topraklarının lideri T'Challa'nın Amerika'da yaşanacak konuya nasıl dahil olduğu da büyük merak konusu. Age of Ultron'da Ultron'un da kullandığı Vibranium'un ana vatanı olan Wakanda'da Black Panther kendi halkını Amerikalardan gelen bu tehlikeye karşı korumak istemiş olacak ki Soluğu Savaş'ın ortasında bulmuş. Şu sistemi bir oturtun bizi germeyin dercesine ayar çekmek için de tabii ki Iron Man'in yanında yer alıyor olmalı. Ama kim olduğundan fragmanda bari bahseselerdi, adam birden çıktı geldi. Yani Örümcek Çocuğu'nda hikaye girişi böyle bir şey olacak herhalde. Ama Black Panther'ın kış askeriyle bir geçmişi olduğu fikri kulağa en mantıklı gelenlerden. Fragmanda üzerinde durmadığımız iki isim daha var. Bu zamana kadar rolü gizli tutulan Martin Freeman ve yanında duran Ajan 13, yani Sharon Carter. Ki hala tam olarak nasıl bir önem olacaklarını bilmiyoruz. Ama General Ross'un onca yıllardan Marvel sinematik evrenine dönmüş olması çok güzel. Incredible Hulk filminin sonunda Tony Stark ve General Ross'un bir sahnesi olmuştu. Ve şimdi aynı dava için savaş veriyorlar. Bu sırada filmde kötü adamımız yok zannetmeyin. Hydra'nın bir kafa kesersen yerine iki tane daha çıkar mantığıyla türettiği düşmanlardan olabilecek. Baron Zemo tüm bu karışıklıktan faydalanan düşmanımız olacak. Ve medyaya sızan test videosunda gördüğümüz kadarıyla Crossbones da başımıza bayağı bir bela alacak. Az önce dediğim gibi çizgi romanda iç savaşın sonunda savaşın bitmesi için adalete teslim olmaya karar veren Captain America, Crossbones tarafından vurulmuş ve beyni yıkanmış Ajan 13 sayesinde de ölmüştü. Filmde düşmanlar ve filmin gidişatı da bizi bu sona hazırlıyor aslında. Çünkü Winter Soldier'a iki filmdir çok odaklanıyorlar ve tüm bu Hydra'nın beyin yıkama muhabbeti Ajan 13'e olabilir. Çizgi romanda Steve Rogers'ın ölümünün ardından Bucky Iron Man'i öldürmeye kalkmıştı. Yani şu sahnedeki gibi bir şey. Captain America kimliğini artık Bucky Barnes üstlenmişti ve sinema evreninde de bu çok olası ama Chris Evans'ın Avengers Infinity War filmlerinde oynayacağını biliyoruz. Ayrıca Marvel en önemli karakterlerinden birine bu kadar popüler olduğu bir zamanda elveda diyemeyecektir. Filmde öleceği kesin olan kişiyi biliyoruz, o da Peggy Carter. Bunun dışında net olan hiçbir şey yok. Vision'ın tüm bunlar olurken tam olarak nerede ne yaptığı da şüpheli. Çünkü en son bir Avenger'dı ama onca savaş sahnesinin hiçbirinde yok. İç savaş çizgi romanını okumadıysanız filmden önce okumanızı tavsiye ederim. Çünkü çizgi romana göndermelerle dolu bir film olacak. Fakat filmin gidişatının hiçbir ilgisi olmayacak. Peki bu iç savaşı kim yazmıştı? Hatta kim çizmişti de bu kadar ünlü oldu? İşte tam da bu noktada size uzun süredir beklediğiniz bir haberi vermek istiyorum. Bu kanalda benimle birlikte ortak olan ve bu videoları size hazırlayan, benimle birlikte araştırma yapan ve bu arkası sağlam metinleri hazırlayan Anıl Çelikkaya için açtığımız kanal artık düzene oturdu ve ben de yeni kanalımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen birazdan İç Savaş çizgi romanının incelemesini bu kanalda Anıl'la birlikte yapabilirsiniz. Birlikte başka çizgi romanları da inceleyeceğimiz, çizgi roman yapmayı ve çizmeyi öğrenebileceğiniz, animasyon karakteri yaratmayı veya çöpten adamdan bile bir sanat yaratabileceğiniz eğlenceli kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki Anıl'la size iki kanalda da daha çok videolar hazırlamaya devam edelim. Çünkü sizin desteğiniz olmadan biz ne yapsak boş. Daha sonra kendisini burada da göreceksiniz ama şimdilik bize abone olmayı, yorum yazmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha sonra da İç Savaş çizgi romanının detaylı çizimlerini incelemek için buraya tıklayarak Anıl'ın videosuna ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet, bugün Marvel İç Savaşı inceliyoruz. Çok güzel kokan, güzel bir cilt. Tabii biz bu kitabı şimdi nasıl inceleyeceğiz? Çok hikayeye girmeyeceğiz. Hikaye şu an çok umurumuzda değil. Ama kimin yazdığı çok umurumuzda, ona bakacağız. Ve tabii kimin çizdiği ve nasıl çizdiği umurumuzda.